Kanal 23 ekranlarından herkese iyi akşamlar. Her hafta olduğu gibi ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir misafirimiz var bugün. MÜSİAD Elazığ Şubesi Başkanımız Mehmet Özeren Bey. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Bu yoğunluğunuzun arasında kırmayıp geldiğiniz için, bize vakit ayırdığınız için. Eyvallah. Siz de bizi davet ettiğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Ekranlar başında bizleri izleyen kıymetli hemşehrilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Başkanım tabii öncelikle aslında bir MÜSİAD'dan başlayalım istiyorum. MÜSİAD işte ne gibi faaliyetleri yürütüyor, ne zaman kuruldu, ne için kuruldu aslında, neye hizmet etmeye çalışıyor, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu. Bir oradan başlayalım tabii daha ilerleyen kısımlarda biraz daha yerelde Elazığ ekonomisiyle ilgili fikirlerinizden de istifade etmeye çalışacağız. MÜSİAD nedir başkanım? Evet, şimdi Yunus Bey, MÜSİAD 1990 yılında birkaç iş adamımızın kurmuş olduğu bir iş insanlarının bir çalışmalık için birlikte kurmuş oldukları bir örgüttür. Bunun amacı ülkenin ekonomisine katkıda sunmak, üretim yapan insanlarımıza katkı sunmak, bunların Anadolu sermayesini Türkiye'nin geneline yaymak, buradaki Anadolu'daki özellikle üretim yapan firmaları desteklemek, bunları büyütmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için 1990'da kurulmuş olan bir sivil toplum örgütüdür. STK, evet. Evet. Yani bu bağlamda şunu diyebiliriz o zaman başkanım. Yani Türkiye'de aslında kendine has bir özellikle bizim bu Orta Anadolu diye tabir ettiğimiz İşte Kayseri'den Sivas'tan başlayıp da bunu Elazığ'ın da içerisine dahil edip Erzurum'a kadar ya da işte aşağıda Urfa'ya kadar uzanan bölgede biraz daha geleneksel bir sermaye vardı aslında. Ve bunun üretime katılmasında da Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Evet. Yani biraz daha hani işte tarım sektöründen çıkamama, işte ne bileyim biraz daha böyle ekonominin o kendine has şartlarına ayak uyduramama gibi bir atıl durumda kalan sanki bir sermaye durumu söz konusuydu. Evet, diye düşünüyorum. Şimdi, MÜSİAD'ın yani bu noktada evet, önemli bir işlevinin olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ben. MÜSİAD şu anda Türkiye'de 81 ilde 81 şubesiyle örgütlenmiş. Artı yurt dışında daha fazla 220 noktada 100'ün üzerinde ülkede ve 220 noktada irtibat ağı olan bir kuruluş. Şimdi bilindiği üzere 2000'lerden önce 90'lı yıllarda Türkiye'de belli bir kesim ülkenin sahibi olduğunu iddia eden ve bu ülkeyi yönetmeye hatta yöneten diyelim bir kesim. Bunlar parayı, gücü tamamen kendi elinde tutan bu insanlar Anadolu'daki sermayenin büyümesine de fırsat vermiyorlardı. İşte kimisine yeşil sermayedir, kimisine şudur, kimisine budur, bu tür kulpları takarak kendilerinin haricindeki kimseye yaşama şansı vermeyen bir yapı vardı Türkiye'de. Allah'a şükür o yapı dağıldı. Yani bu MÜSİAD'ı kuran bu yapıya karşı bunu cesaret ederek kurup bugünlere getirdikleri için gerçekten biz ülke olarak da bu insanlara müteşekkiriz. Büyük emek sarf ettiler, büyük risk aldılar, mahkemelerde yargılandılar. Yani bunlara işte Müslüman iş adamları, oysa MÜSİAD'ın açılımı nedir? Müstakil iş adamlarıdır. İşte yeşil sermayedir, şudur, budur dedikleri sivil toplum örgütü kurmuş oldukları MÜSİAD bugün 11 bin civarında üyesi olan ve yaklaşık 20 bin civarında da daha fazla olması lazım istihdam şeyi var, sayısı tamam. Var. Evet. Yani bu da ciddi ülke ekonomisine katkı sunan evet, her ölçekte yani belli bir şeyi de yoktur. Şu bazda ciro işleyen bir insanın bu kuruma üye olabilmesi veya işte belli bir şeye aidatı olan üye olması diye bir olayı yok. Bunlar herkes burada ticaretle uğraşan, düzgün ticaret yapan, çeki senedinde herhangi bir ödemesinde herhangi bir problem olmayan, geçmişi temiz, ticaretle uğraşan insanla herkesin çok rahat bir şekilde üye olacağı, işini geliştirebileceği, MÜSİAD'ın imkanlarından, yurt dışındaki imkanlarından faydalanabileceği bir kuruluştur MÜSİAD. Yani başkanım işte siz bunları anlatırken mesela kafamda şu canlandı.
bir Cumhuriyet'in ilk yıllarına bakıyoruz. Bir de bulunduğumuz ya mesela son özellikle 3-4 seneyi baz alıyorum. Evet. Yani yabancı sermaye evet artık dünyada hani bir küreselleşmenin etkisi piyasaların içe girmesiyle beraber artık yabancı sermayenin de yani o kelime de çok anlamlı değil. Sermaye bugün her yerden her yere gidiyor. Dünyanın kesinlikle her yerinde gezebiliyor. Yani bu anlamda benim şurada asıl kafama takılan, ya kafama takılan derken aslında yaptığımız, yıllarca yaptığımız yanlışın altını çizmek adına. İşte 1924'te İzmir İktisat Kongresi toplanıyor. Atatürk evet topluyor ya. Kongreyi okuyorsunuz. Asıl amaç işte yeni bir ülke kurulmuş, yerli bir tüccar sınıfı doğuralım. Hani bizim de içerimizde bulunan, işte Anadolu'da bulunan, Türkiye'nin farklı köşelerinde bulunan sermaye sahibi insanları ticarete yönlendirelim. Bunlar girişimcilerimiz, bunlar olsun evet diye bu kongre toplanmış. Biz devamında ta dediğiniz gibi işte 90'lara 2000'lere kadar neredeyse kendi elimizin içerisinde kendi yerli ve milli sermaye sahibi insanlarımızı işte sürekli bir ya yeşil mi işte hani az önce bahsettiğiniz kavramlardan diyorum işte yeşil sermayedir şudur budur ya ben bir iktisatçı gözüyle bakıyorum oluyor. Vallahi ben yeşilmiş işte kırmızıymış turuncuymuşa bakmam mı? Yani bunu bir şekilde ekonomiye entegre etmeye bakarım. Kesinlikle. Buna çalışırım. Ha yerli ve milli ise de tabii ki bundan daha fazla mutluluk duyarım. Kesin. Şimdi bizim ülkemiz Allah'a şükür üretmeyi seven, milletimiz de üretimi sanayiyi seven bir milletiz. Şimdi biz 1960'larda uçak yapmış. Evet, ondan sonra evet da maalesef devam ettirememiş. Birçok hamleleri zamanında yapmışız fakat bunların iktidarlar tarafından diyelim. Bunların hep önü kesilmiş, tekrar geriye dönüş yaşamışız. Biz devam ettirememişiz. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Yoksa üretim sanayiyi iyi bilen bir milletiz. Evet, kesinlikle. Yani dediğiniz gibi uçak, işte daha öncesinde otomobil girişimlerimiz, yani tarihin her evresinde aslında hani bazen çok eleştiriyoruz belki kendimizi yersizce. Ya işte evet ne yapalım, Avrupa'nın çok gerisinde kaldık. İşte Almanya ile mukayese mi edelim falan diyoruz. Evet ama ya bu girişimlerimiz, bu teşebbüslerimiz olmuş, olmamış değil. Yani bu fikirler bizde de varmış. Hatta bugün bakıyorsunuz başkanım işte şu aşı olayında bile ya da böyle dünyada gündem yaratan her olayın altında mutlaka bir Türk bilim adamı, bir kesinlikle Türk mühendis mutlaka adı geçiyor. Mutlaka işin ucunda bir yerinde çıkıyor. Şimdi Yunus Bey, yerli ve milli kavramı çok önemli. Evet. Gerçekten. Yani biz geçmişte bunu çok iyi anlayamamışız. Maalesef. Uçağı yapmışız. 5 liraya mal ettiğimiz uçağı gelmiş bize 3 lira demiş elimizdeki, ya biz niye 5 liraya mal edelim ki 3 lira dururken kendi üretimimizi durdurmuşuz. Gitmiş 3 liraya evet, ürün almışız. Almışız. Ve bu birçok sektörde maalesef geçmişte bu hatayı yapmışız. Ama pandemi süreciyle birlikte baktığın zaman işte yerli ve millinin ne kadar önemli evet olduğunu burada çok daha iyi anlayabiliyoruz. Evet. Bizim 5 liraya mal ettiğimiz paranın tamamı bizim ülke içerisinde dönecek olan para. Oysa 3 liraya vermiş olduğum para bu ülkenin ekonomisinden tamamen dışarıya giden bir para. Heba evet olan bir para diyelim. Evet. Ama sen 5 liraya da mal etsen, sen ülkenin istihdamını, katma değerini, işte ülkenin ham maddesini kullanıyorsun ve bu paranın tamamı 5 lira değil 10 liraya da mal olsa bu ülkenin içerisinde kalacak olan bir para. Evet. Yani hem buna dikkat etmemişiz. Döngü evet anlamında öyle, hem de zor gün var işte başkanım gördük evet yani işte bir senedir görüyoruz zor gün var. Yani dışarıdan alamayacağımız, almakta güçlük çekeceğimiz, ne bileyim işte savaş hali, böyle salgın hali. Kesinlikle sınırlar durumlar kapandı. Tabii. Yani ya kimse kimseye en basitinden günlük kullandığımız bir maskeyi evet ülkeden ülkeye maskenin geçişi yasaklandı ya, bir bez parçası. Evet. Yani burada yerli ve millinin ne kadar önemli, ne kadar kesinlikle değerli olduğunu anlamak lazım. Yok bu çok ucuz diye yabana atmamak lazım. İlla da üretim, illa da üretim yapmak lazım. Kesinlikle abi başkanım. Yani bununla ilgili de yine hemen aklımda oluşmuşken söyleyeyim. Biz böyle her hafta başkanım konu değdiği anda bir iktisat teorisinden bir teoriyle bunu süslemeye çalışıyoruz. Evet. Bizim genç endüstriler ya da bebek endüstri teorisi dediğimiz bir teori var iktisat biliminde, uluslararası iktisatta özellikle. İşte mesela hep biz bunları kitaplarını okurken düşünürdük. Yani ne kadar mantıklı derdik ama anlattığı şu. İçeride az önce bahsettiğiniz gibi yerli bir üretim sahası, işte örneğin bugün Türkiye otomobil üretmeye başladı. Evet. O yerli üretimi koruyabilmek adına işte alınacağınız o iktisat, yapacağınız iktisat politikasıyla işte örneğin araba mı üretiyorsunuz? Araba ithalatını zorlaştırıcı, kısıtlayıcı. Hani neden? Benim içeride kendi üretimim var. Yani benim vatandaşım bunu tercih etsin evet diye. Bunun da en güzel yolu fiyattan geçer. İşte ithal mal, ithal araba fiyatlarını artırarak, bunun vergisini, şuyunu bunu artırarak içerideki hani bebek korumaya muhtaçtır ya, onlarla rekabet edebilir seviyeye gelinceye kadar o içerideki evet sektörü koruma anlamına geliyor. İşte maalesef dediğiniz gibi ama biz bunu çok ihmal etmişiz şimdi yıllarca. Şimdi şu dönemde
bunu ciddi anlamda devlet bahsettiğiniz şu bebek gibi ülkedeki üreticileri korumaya çalışıyor. Ah keşke üreticiler de devletin korumaya çalıştığı gibi o insanlar da bu insanları, bu halkı korumaya çalışsa. Maalesef orada şu anda pandemi süreciyle belli oldu. Birçok sektörde Yunus Bey, devlet o üretim yapan içerideki sektörleri korumak için dışarıdan gelen ürünlerin hepsine vergi bıraktı. Ama tam içerideki pazar kendilerine kalan fırsatçılar şu anda onlar da tamamen bir sözcülük uygulamasına girdiler. Şu anda birçok sektör Türkiye'de maalesef pazar sadece kendilerine kaldıkları için fiyat, ürünleri de istedikleri fiyata satmak için gayret gösteriyorlar. Yani kar marjlarını aşırı bir şekilde tutuyor. Piyasada yoksa çok fazla değişken yoktur. Bu zamlar bu kadar çok fazla gelmemesi lazım. Evet. Biliyor musun? Yani ikinci el otoda olmuş gibi. Evet. Yani devlet bugün sınır gümrükleri açsa, sıfır gümrükle içeriye otomobil sokmuş olsa çözümü sadece budur. Evet. Aynen öyle. Otomobil soksa içerideki ikinci el otomotiv fiyatları otomatikmen hem ikinci el hem sıfırın fiyatları otomatikmen geri gelecek. Evet, aynen öyle. Yani bunu bizim içerimizdeki maalesef fırsatçılar çok fazla. Çok doğru. Devlete bir taraftan ben bu işi üretimini yapacağım diyor. Dışarıyla rekabet edemiyorum diyor. Dışarıdan gelen mallara dumping vergi uygula diyor ki ben büyüyebileyim diyor içeride. Haklı olarak talebinde evet, doğru haklı. Da, evet. Yani devlet de bunu uygun görüyor. Diyor ki benim içerideki sanayicim büyüsün, üretim yapsın ve dışarı büyüsün ki dışarıdaki yabancı uluslararası arenada rekabet tabii edebilme rekabet gücü olsun. Ama insanlar maalesef büyüyor. Bunu ben bu ülkede sadece ben varım diyor. 3-5 kişi var diyor ama fiyatlarımız bu olacak. Kar marjları %5 ile başlamış olduğu kâbı baksın %50'nin altında kar marjıyla satmıyor. İşte o zaman da devlet o niyette olan insanların tepesine binmesini bilecek. Binmesi de lazım. Mutlaka evet. Orada o denetimi de sağlaması lazım. Kesinlikle. Yani eğer bir insana desteklemek için dışarıdan gelen mallara vergi uyguluyorsa, onun büyümesine elinden gelen desteği veriyorsa ama onun denetlenmesini de çok iyi yapması lazım. Kesinlikle. Yani başkanım mesela birçok konuda var. Birkaç hafta önce Turan Başkan'ı misafir etmiştik. Turan Kurnaz'ı. O kefalet kooperatifiyle. Esnaf. Evet. Şimdi mesela o da şunu söyledi. Benim de aklıma geliyordu. Hatta ben sordum. Dedim ki başkanım hani şimdi çok uygun faizden esnafa kredi sağlıyorlar. Hani dedim ki bunu kötüye kullanan da oluyor mudur acaba? Bir kontrol mekanizması var mı? Dedi ki yok. Yani şu ilk akla gelen bu yani bunu düşünmek için çok böyle ticaret bilmeye zeki olmaya da gerek yok bence. İşte faizi çok düşük ben buradan buna çekeyim. Ne götüreyim dolara, altına, euroya bir yerlere bağlayayım. İşte oradan bir ya bu ama yani her şeyden önce bir hak. Yani bu devletin bir kamu bankası, halk bankası aracılığıyla verdiği, dolayısıyla da 80 evet. milyon insanın oraya hakkının karıştığı nedir orada devletin amacı? Ya işte esnaf zor durumda kalmasın, kötü günlerden geçiyor, işte destek olsun diye sağlanmış bir fırsat. Ama işte kötü niyet olduktan sonra başkanım maalesef şimdi ki... Şimdi verileni denetleme yapılması lazım. Tabii. Yunus Bey, şimdi Elazığ'da bir deprem hadisesi yaşadı. Evet. Bu depremde Allah devletin eksikliğini vermesin. Devlet tüm imkanlarıyla burada halkımıza destek oldu. Ve insanlara para dağıttı. Daha parayı alan insanların hepsi birçoğu devlet bu para hem deprem ve depremden sonra da pandemi süreci evet. boyunca bütün sektörlere azar veya çoğal. Birçok sektöre ciddi anlamda destek. Eğer ki işkur destekleri, eğer kısa çalışma ödenekleri birçok alanda destek oldu. Birçok hizmet sektöründe yeni yeni tekrar onlara da para veriyor. Şimdi bu insanlar, devlet bu parayı bu insanlara niçin veriyor? Al bu parayı diyor, ihtiyaçlarını karşıla ve bu para ekonominin içerisinde dönsün. Bugün sende olsun, sen ondan alışveriş yap, ondan alışveriş yapsın. Ülkenin ekonomisi durmasın bu zamanda. Devlet bu parayı bunun için veriyor. Ekonomi, ticaret çarkları dönsün diye veriyor. Evet. Ama maalesef insanlarımız ne yapıyor? Borcu olan götürdü borcunu doğru. kapattı. Eyvallah. O kapattığı borçla vermiş olduğu o para ekonominin içerisinde dönüyor. Evet. He, en azından, dönüyor. Evet. Tabii hiçbir sıkıntı yok. Fakat borcu olmayanlar da gitti aldı o parayı. Onlar da gitti kuyumcudan rahat rahat aldı parayı dövize altınına aldı götürdü koydu ve o parayı aslında devletine hakaret etti. İhanet etti bence. Parayı alıp ekonomiden çeken o insanlar bence bu devlete ihanet ettiler. Onun... Yani eğer kuyumcudan aldıysa başkanım yine neyse. Yine hani dediniz yine aklıma geldi laf lafı açtı. Evet. Bir haftada kuyumcular odası başkanımıza misafir ettik Fikret Başkanı. Evet. Mesela o da o şu konuda serzenişte.
Şimdi diyor ki eğer gelip bizden alsalar biz yine yani sonuçta kuyumcu da bir esnaf şekli. Yani parayı bir şekilde döndürüyor. Yani yine o döngünün içerisinde kalıyor. Bir de banka aracılığıyla hani son zamanlarda yaygınlaştı ya başkanım. Altın ve benzeri şeyleri evet. alma. Hani bankadan aldığınızda parayı tamamen gömülemiş oluyorsunuz aslında. Hani kuyumcu yine az çok esnaf yani Elazığ'da bir şekilde bir çark döndürüyor o da. Çok fark etmiyor. Parayı da ha kuyumcuya vermişsin ha bankaya götürmüşsün. Bankada daha çok ya bankada daha aslında dönüyor. Genel itibariyle yani daha fazla olan alınıp onun yastık altında kalmaması lazım. Yani kuyumcudan aldığı tamamen yastık altında kalıyor insanların. Ama bankaya bir aldığı zaman en azından bankada evet, bir sistemin içerisinde tabii evet. çarkları içerisinde dönüyor Yunus Bey. Ama yani maalesef o dediğiniz çok doğru başkanım. Yani biz birçok noktada yani suçu başka yerlerde aramayı çok seviyoruz ama dediğiniz gibi yani bu işlerin hepsinin aslında özünde iyi insan, iyi vatandaş olma kavramları çok önemli. Yani kesinlikle. Devlet bir şey bir avantaj sağlıyorsa bunu yani üretici de olsanız işte bahsettik az önce de hani doğal afet oluyor. Bunu vatandaş da zaman zaman yapıyor. Ya devlet bir imkan sağlıyor. Ya bilmiyoruz ki artık yani kılını kırk yarıyoruz işte daha fazlasını. Ya evet isteyelim, arayalım ama ya bir şey de veriliyorsa, bir imkan da sağlanıyorsa yani bunu da en doğru şekilde, en böyle hani başkalarının da hakkını, hukukunu çiğnemeden, koruyarak şekilde evet. alıp değerlendirip kullanmak lazım. İşte bu da tabii iyi insan olmaktan başlıyor aslında. İyi vatandaş olmaktan başlıyor en başında. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi başkanım, müsiat dedik. Tabii müsiatın evet. bazı projeleri de var. Evet. Onları da biliyoruz. Görsellerimiz de vardı. Mustafa Bey'den rica edelim. Onları da ekrandan vardı. Oynatabilirsek. Müsiat bu süre pandemi süreci içerisinde de tabii özellikle yurt dışından geçen fuarımız vardı yine. Pandemi süreci içerisinde en büyük fuarı Türkiye geneli ve uluslararası bir fuarı düzenledi. Online şekilde mi başkanım? Yok hayır. Birebir fuar düzenledi. Yaklaşık 50 ülkeden yurt dışından alım heyetlerini getirdi Türkiye'ye. İstanbul'da TÜYAP'taydı, fuar merkezindeydi. Alım heyetlerini getirdi. Bu insanların bu süreçte de, bu pandemi süreci içerisinde de ekonominin canlanması için gece gündüzünü katan bir Allah razı olsun genel başkanımız var Abdurrahman Kağan Bey. Hı hı. Gecesini ve ekibiyle birlikte gecesini gündüzüne katarak ülkenin ekonomisi için gayret gösteriyor. Bu ben son deprem pandemi süreciyle birlikte başlatmış olduğu müsiatın Türkiye genelinde karavan park projesi dediğimiz var. Bunu eğer arkadaşlar Mustafa ekrana Bey'den verebilirlerse. Görüntüleri rica ettik Mustafa abiden. Evet. Karavan park. Bu örnek olarak yapılan Türkiye'de Elazığ'ımızın da içerisinde bulunan 36 ilden Trabzon'da ilk başta yapılmış olan bir örnek projemizdir. Bunu daha Türkiye genelinde Elazığ'da örnek ilk pilot bölgedeki illerimizden bir tanesi. Henüz daha tam faaliyete geçiremedik Elazığ'daki. Bu başkanım şu görüntü bu, Trabzon mu? Trabzon evet ha. Bu Trabzon'da yine bir müsiatlı arkadaşımızın kurmuş olduğu Karavan Park projesi. Ya bu sanırım biraz daha bu virüsten sonra aslında çok be vatandaşlara çok ilgi gösteriyorlar. Şimdi... Evet. Yani böyle doğayla iç içe, daha böyle açık havada, yani temiz, rahat, temiz hava. Hem insanların toplu bulunabileceği otellerde, şurada, lokantalarda falan kalma endişelerin olmasın diye kendi araçlarında. Tabii bu karavan park projesi sadece insanların böyle otellerde kalmaktan ziyade aynı zamanda karavan bir üretimini de Türkiye'de. Evet. Hem turizmi geliştirecek hem de bu karavan sektörünü geliştirme amaçlı çift taraflı kazanç sağlayacak bir proje. Türkiye genelinde de yavaş yavaş illerde başlıyor. Elazığ'da dediğimiz gibi pilot illerin içerisinde. Burada da yer bakmaya çalışıyoruz. Şu anda Sivrice ve Hazar Gölü kenarlarında var. Elazığ'da da düşüncelerimiz var. İki noktamız var. Bir Hazar Dağı, Hazar Baba Kayak Merkezi veya Sivrice'nin göl kenarında orada. Bu aralar biraz çok aşırı yoğunluk olduğu için çok fazla ilgilenemedik için doğrusu. Fakat Elazığ'da da inşallah karavan park projesini kuracağız. Yok güzel mantıklı başkanım. Evet. Yani çok da son işte bu virüsle beraber popülerleşti aslında bu konu. Kesinlikle. Ve dediğiniz şu çok önemli. İki taraflı kazanç evet. Yani karavan üretimiyle alakalı da
Hani karavan üreticilerini de tetikleyecek tabii, bir durum. Tabii karavan üreticilerini de tetikleyecek bir durum var. Sonra şu anda yine devam eden Akıllı Tarım Kent projesi var. Yeni geçen en son 14 Ekim'de işte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da katılımıyla lansmanı yapılan bir proje MÜSİAD'ın Türkiye genelinde. Hedef nedir bunda da Tarım Kent projesinde? İnsanların tersine göçü sağlamak için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Niye? İnsanların işte pandemiyle birlikte sık sık şey yapıyoruz. Tarımın ve gıdanın ne kadar önemli olduğu, evet, ve gelecekte de ne kadar önem arz ettiğini kuraklıklarla birlikte işte iklim değişikliklerini yaşıyoruz malum. Burada da tarımın ne derece kıymetli olduğunu, kıymetini yok olunca anlamaya başlayacağız tabii. İnsanlarımızın şehire olan göçleri tersine döndürmek için gayret gösteriyorlar. Burada da dijital hem tarımı canlandırmak hem tarımdaki istihdamı canlandırmak için tarım akıllı kentleri de başlıyorlar inşallah. Bu sene içerisinde bunların örnek projede başlayacak tarım kentte. Yani bu başkanım bence zaten önümüzdeki birkaç yılın tüm STK'larının projelerinin ana teması olacak. Buna benzer şeyler dediğiniz gibi. Evet. Çünkü çok ciddi bir kuraklıktan bahsediliyor ve artık çok yakında bekleniyor. Ve bir de şu virüs ve benzeri olaylar zaten tetikledi bu işleri. Dediğiniz gibi özellikle bu şehir merkezlerindeki o nüfus yoğunluğu, o keşmekeşliğin biraz tersine doğru, evet, yani köylere doğru kayması lazım. Örnek projenin uygulaması burada insanların bütün sosyal alanları, oturma alanları, alışveriş alanları köyde insanların şehir ihtiyacını hissetmeyeceği sosyal alanlarda, dinlenme alanları, işte sinemasıdır, okuludur, bütün ihtiyaçlarının aynı projenin içerisinde olabileceği bir proje. Şehir ihtiyacına hiçbir zaman şehre olan ihtiyaç hasıl olmayacak bir şekilde kurulan, düşünülen bir proje. İnşallah başarılı da olur. İhtiyaç olan bir proje. Çünkü evet, şehirlerdeki kalabalık, bugün İstanbul'un nüfusu biraz önce bahsettik. Aynen. Yunus Bey, olmuş 20 milyon. Aynen. Yani bura artık çekilmez bir hayat olmuş. Geriye dönüş, göç edenlere işte nakliye bedeli, taşınma bedelidir, şudur, bunları veriyorlar. Ama bunları vermekle tabii o insanları sen İstanbul'dan ne yapamazsın? Bu insanları oradan çıkartamazsın. Önce gideceği yerdeki ekmek, iş, aş garantisini, aynen, vermen lazım ki o insan İstanbul'dan çıksın gitsin. Şimdi köydeki vatandaş maalesef şu anda Türkiye'de köyde yaşayan genç nüfus kalmadı. Çok, 60 aynen, çok ortalama kalmış. Şu anda köyde yaş ortalamaları 60. Sen 60 yaşında ve üzeri olan insanlardan ne derece verim bekleyebilirsin? Artık emeklilik adam bitmiş artık ya. Zaten köyde çalışmış, mahvolmuş zaten. Tabii. Yani bununla sen ne derece verim alabilirsin? Aynen öyle başkanım. Artık yani emekliliğini yaşayacak, dinlenmeye çekilmiş insanlar yani. İşte tarımı canlandırmak için yine MÜSİAD'ın Türkiye geneli bakanlığımızla birlikte, biraz önceki karavan projesi de özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle devam eden bir proje. Yine akıllı kent projemiz de bakanlığın destekleriyle ve hükümetle entegre bir şekilde devam eden bir proje. Bu da 2001 yılında örnek proje ile başlayıp Türkiye geneline yayılacak olan bir proje. Çok güzel. Evet, diğer bir devam eden projemiz var. Bunun ilk örneği de şeyde yapıldı. Tekmuskop dediğimiz Tekirdağ MÜSİAD Kooperatifi şeklinde olan kooperatifler. İllerde bu da tarım kent. Evet. İllerde küçük ölçekli sanayilerin kurulması için büyük emek sarf ediliyor. Yani burada nedir? Hem branşlaşma amaçlı hem de teknoloji merkezi kurup orada bütün üreticilerin ortak bir teknoloji merkezinden işte budur. Evet, bu da MÜSİAD'ın Türkiye genelinde başlatmış olduğu küçük sanayi siteleri projesi. Bunda da hem insanların makinaya, bir insanın günde 2 saat, 3 saat çalışacağı bir makineye büyük para verip almaktan ziyade işte ortak makine kullanım alanlarını birleştirip
daha fazla kullanılıp daha fazla verim almak amaçlı kurulan, bunun şu anda temelleri atıldı. Tekirdağ'da şu anda pilot proje olarak başladı ve devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar da bitecek ve açılacak olan bir sanayi sitesi uygulaması. Bunun için Elazığ'da uğraşı veriyoruz. İnşallah bundan sonraki ikinci etapta yaygınlaşma bölgelerinde Elazığ'ın da içerisinde olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Evet, çok Yunus güzel. Bey. Yani başkan, mesela bu meslek liselerinin de aslında içerisinde olan bir proje, ben unuttum söyleyeyim onu Yunus Bey. Aynı bu sanayi sitesi kooperatifinin içerisinde meslek liseleri de olan ve belli branşlarda oraya eleman yetiştirici, ara eleman yetiştirmek için. Evet, çünkü okulları da birazdan o konuya da geleceğiz başkan, ama o konu da ciddi bir sıkıntı, evet. Çünkü ara eleman sıkıntısı. Bu arada seyircilerimize de hatırlatalım, WhatsApp hattımızdan soru ve görüş önerilerini bize iletebilirler. Yani güzel projeler başkanım, yani evet, inşallah müsiyat çalışıyor Yunus Bey. İnşallah ülke bunları için, Elazığ'da da ülkenin ekonomisi için. Yok, ben yani en başta ciddi da ciddi emek sarf eden kurumlardan bir tanesidir. Müsiyatı önemsiyorum yani şahsen, evet. Başkanım, en başta da dediğim gibi, çünkü hakikaten Türkiye'de biraz unutulmaya ya da dışlanmaya yüz tutmaya başlamış olan, ama ekonominin içerisinde de aktivitesinde de, işte az önce dedik ya, işte iyi insan, iyi yatırımcı, iyi üretici, iyi, evet, vatandaş gibi kavramları da önemseyen, hani bu tarz sermaye sahibi insanları aslında buraya çekmeye çalışan bir yapı. Bu açıdan düşündüğümüzde çok önemsiyorum ben. Evet. İnşallah yani başarılı da olabilecek potansiyelli projeler, inşallah Elazığ'da da uygulamalarını en kısa zamanda görmek nasip olur. Amin. Sizlerin önderliğinde. Bundan şimdi Elazığ'da mesela bizim çok acil bir sanayi sitesine ihtiyacımız var. Yani evet, küçük sanayi sitesi terminalin ola artık ömrünü yitirmiş, evet, ve ihtiyaçlara da cevap veremiyor. Yani en küçük maalesef bir tamirci dükkanımıza bir arabayı içeri alıyor. İkincisini içeriye alabilecek, evet, 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 şansı yok. Mecburen dışarıda çalışıyor. O yüzden mesela acil ihtiyaç, ikinci orta sanayi, küçük sanayi dediğimiz Kekitepe mevkiinde kurulan sanayi var. Yine ihtiyaca cevap vermiyor. Doldu şu anda. Zaten organize sanayi tamamen dolu gibi. Birinci kısım organize sanayi. İkinci kısım işte biraz gecikmeler oldu. O da yanılmıyorsam bu yıl içerisinde biraz daha ödeneği gelirse o ikinci organize sanayi bölgesi de aktif hale gelecek. Birinci kısımda biraz genişletme çalışmaları var. Ama acil bizim orta sanayi dediğimiz küçük sanayi ile organize sanayi arasındaki çalışacak. Evet, o kapasitede, orta kapasitede insanları işte barındırabilecek bir sanayi sitesine acil ihtiyacımız var. İnşallah bir an önce o sorunun İnşallah. Da çözülür Elazığ. Şimdi başkanım, ona demişken o zaman artık Elazığ kısmına geçelim. Zaten 15 dakikamız var. Öyle mi? Müsiyatla alakalı kısmı bence yeterince, evet, anlaşıldığında düşünüyorum. İnşallah seyircilerimiz tarafından da düşündüğümüz şeyleri aktarabilmişizdir, ama tabii ki yine soru ve görüşlerini bekliyoruz. Evet. Şimdi başkanım, evet, küçük sanayiyle ilgili bir problem demeyelim de, artık hani ömrünü tamamlamış, yeni bir yer arayışı var. Onunla ilgili de yine bir hafta konuk etmiştik. İşte herhalde güney çevre yolunu istiyorlar. Kuzey çevre yolundan mı yer verilmeye çalışılmış? Neyse, yeri çok önemli değil. Şuna geleceğim. İşte benzer şekilde mesela son günlerde gündemde olduğu için söylüyorum. Çok konumuz değil. Tarım İl Müdürlüğü'nün yeriyle alakalı. İşte oradan mı, evet, olsun, buradan mı olsun diye söylenti var. Yani bu ve buna benzer başkanım. Elazığ'da ticaretle alakalı ya da işte ya mesela neden biz bir yatırımcı için böyle çekim merkezi olamıyoruz ya da Elazığ'da ticaretin doğasını bozan ya da ne bileyim yani buna uygun olmayan bir şey mi var? Biz acaba böyle çok kısır tartışmalar içerisinde kalıyoruz da önümüzü mü göremiyoruz? Ya bir türlü, çünkü başkanım hep anlatıyorlar işte 1950'lerden 60'lardan sonra ticari anlamda geriye giden, ne bileyim, evet, işte bugün bir Malatya, Kayseri, Antep örnek veriyoruz ama hep bunların son yıllar özellikle 20-30-40 yıldır gerisinde kalmış, buralara özenen bir hale gelmiş durumdayız maalesef. Böyle bir gerçek var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz başkanım? Yani problem nerede acaba? Şimdi Yunus Bey, Elazığ'ın sanayi bakımından çalışmamasının, gelişmemesinin en büyük köstek olan, ben şunu söyleyeyim, belki seyircilerin kızı ama devletin kurumlarıdır. Elazığ'daki karayolları, bölge müdürlükleri. Yani bir zamanlar Özal'ın Elazığ'dan aldırıp da Malatya'ya, evet, götürmek için böyle kıyametler kopan bölge müdürlükleri, bu memleketin aslında sanayisine
vurabileceği en büyük darbeyi bölge müdürlükleri olmuştur. İstihdam yapmış mıdır? Evet, istihdam yaratmıştır. İnsanlar orada çalışmıştır. İyi de çalışmış epey. Fakat o dönemde Yunus Bey Elazığ'da üretim yapabilecek, ticaretle uğraşabilecek kapasitede çevresi olan insanlar belli o çevrede olan nüfusunu kullanarak resmi kurumlara giriş yaptılar. Evet. Oysa resmi kurumlara kimlerin girmesi lazımdı? Ticaret yapabilecek kapasitesi olmayan insanlar, gariban insanların devlete girmesi lazım. Burada ne? Kayserilerin bir sözü vardır. Evet, diyor ki, başkanım. Diyor, kafası çalışmayanı diyor biz okuturuz. Okuturuz. He, ama kafası çalışanı da ticaretle uğraştırırız diyor. Biz de o dönemde tam tersi olmuş. Nüfusu, çevresi, parası, imkanı olan insanlar tamamen kendilerini devlet dairesine atarak körelmişlerdir. Sermayeyi kullanamamışlardır. Yani fakir, fukara da zaten dışarıda kalmıştır. Onların da ticaretle uğraşabilecek zaten imkanları ve şeyler, paraları yok. Evet. Yani kurumlar Elazığ'ın gelişmesine en büyük darbe vuran kurumlardır. Yani çok yerinde güzel tespit başkanım. Ve de o gelenek hala daha devam ediyor. Onu diyeceğim. Bir sonraki kuşağı da etkiliyor. Kesinlikle. Şu anda insanlar tamamen umudu Elazığ'da özellikle aşırı bir şekilde devletten bekleyenler. Evet. Bekliyor ki devlet kendisine bir iş versin. Yani burada devletin de hatası var. Yani devlet aşırı bir şekilde istihdam kapısı olmaktan çıkması lazım. Kesinlikle. Aynen. Yani her zaman açılıyor. 1000 tane, 1500, 3000, 5000 eleman alınıyor. 3500 devlet istihdam kapısı olduğu sürece o ülkede sanayinin gelişmesi biraz zor. Aynen. İmkansız. Üniversiteye giden gençlerimiz üniversiteye mühendis olmak için sadece adı mühendis olsun diye üniversiteye gidiyorlar. Ben gerçekten mühendis olacağım. Bu devletime, bu milletime faydalı olacağım diyen mühendislerin olması lazım. Evet. Zaten yani eğitim belli başına bir garabet şeklinde gidiyor. Daha önce zorunlu 8 yıllık eğitimden başlayıp sırf imam hatiplerin kapatılmasının dolayı meslek liselerini de bitirdiler. Sanayi nasıl geliştireceğiz? Sanayiye nasıl adam yetiştireceğiz? Bir tane çırak yok. Bu problem son birkaç yıldır yaşanıyor başkanım. Yani her birkaç yerde yıldır değil. Görüyoruz. Kesintisiz 8 yıllık eğitime geçeli belli. Hı. Kesinlikle ara eleman sıkıntısı has sefada. Evet. Yani vasıfsız Elazığ'da şimdi çalıştıracağın vasıfsız eleman da bulamıyorsun. Yani son bu pandemi süreciyle başlayan sürecin haricinde söylüyorum. 2020'nin ikinci yarısından önce ve 2000 yılına kadar Elazığ'da durdu vasıfsız çalıştıracağımız eleman yoktu. Vatandaşlarımız şimdi kızarlar Suriye niye burada diye. Türkiye genelinde şu anda Suriyeliler olmasa üretim sanayisinde çalışacak eleman bulunamıyor. Bunu çok sıklıkla duyuyoruz başkanım. Bunu yani daha önce konuklarımızdan da duyduk. İnsanlar. Evet, yani bizim özellikle Elazığ'da ve bu büyük bir ihtimalle Türkiye'de de böyle. Özellikle hani Suriyeli olmazsa çalışacak adam bulamıyoruz. Yok işte organize sanayi bölgesi burada. Yani yerli vasıfsız eleman bulamıyoruz. Bulamıyor adam. O gitmiş, üniversiteyi okumuş, bitirmiş. Şimdi Allah'a şükür bütün illerimizde üniversite var. Herkes de üniversite mezunu. Evet, evet. Üniversite artık ilim öğrenmek için değil bence. Sadece üniversiteye gitmek bir genel kültür amaçlı o moda girmiş artık aynen üniversite. Öyle. Gerçekten biraz önce dediğim gibi ben okuyacağım, mühendis olacağım. Gerçekten bu devletime, milletime faydalı bir mühendis olmak istiyorum diyen insanlar zaten gidebildiği kadar gidebiliyor. Onların önü açık her zaman için. Çünkü onlar o işi severek yapıyor. İsteyerek mühendis olmuş o insanlar. Sadece mühendis olayım diye mühendis olmamış o insanlar. Başarılı yani olabilmesinde de o yatıyor tabii zaten. Tabii yani sadece diploma için, sadece kimlik için yapanla. Yani görüyoruz başkanım, yani dediğiniz çok doğru. Mesela işte birinci sınıfta çocuğa soruyoruz. Yani niye geldin mesela diyoruz. Hani niye bu bölüme neden yani kayıt yaptın geldin? Ya maalesef çok üzülerek söylüyorum başkanım. Yani %80'i %90'ı yani şu cevabı veriyor. Puanım buna yetiyordu geldim. İşte üniversite okumak için geldim. Ne yapacaksın diyoruz. Yine çok üzülerek söylüyorum. Ya çok kutsal meslekler. Çok saygı duyuyorum. İşte polislik, askerlik gibi şeylere. Ya şu an ama polis ve asker olmak için üniversite okuyor insanlar. Ya bu benim aklım almıyor. Evet şimdi neydi eskiden polis meslek yüksek okulları vardı. İşte 2 yıl bir eğitim veriyorlardı polis oluyordu. İşte yine askeri okullar vardı falan. Şimdi insanlar mesela ben kendi fakültem için konuşuyorum. İşte bizim İktisadi ve İdareler fakültelerinde yani en büyük hayali olan o. Vallahi bankacı olacağım diyene saygı duyuyoruz ki. Benim okuduğum yıllarda biz bankacı olacağız dediğimizde hocalarımız bize kızarlardı. Derlerdi ki ya o da çok saygı duyduğum bir meslek, yine yanlış anlaşılmasın. Evet. Ama derlerdi ki yani hani denersin işte müfettiş olacağım, idare hakim olacağım, şunu olacağım, bunu olacağım.
Bunlar olmazsa ya da girişimci olacağım ya da yatırımcı olacağım varsa imkanım. Bunlar da olmazsa bunları düşünürsün derlerdi. Şimdi öyle bir hale gelmiş ki başkanım, yani dediğiniz çok doğru. İnsanlar kısa yoldan nasıl bir 657'ye işte bir devlet memuriyetine tabi olurumu kovalıyorlar. İşte o dediğiniz devlet kurumlarının baskınlığı ikinci jenerasyona da geçmiş. Hani anneler evet. babalar da aynı şekilde çocuğum kısa yoldan nasıl bir devlet memuru olur da bir maaş yani, alır? Ticaretten şimdi şöyle bir Kayseri'ye gidin. Kayseri'den hep övünürüz ticaret merkezi, sanayi merkezi diye. İşte Antep'e gittiğin evet. zaman Antep sanayi. İnsanlar orada özellikle çocuklarının tekrar kendileri gibi esnaf olmasını istiyorlar. İlginçtir, Elazığ'da ticaretle uğraşan bir baba diyor ki benim çektiğim evladım çekmesin diyor, ticaretle uğraşmasın diyor. Gitsin diyor devlete memur olsun. Alsın maaşını rahat etsin diye. Bizde böyle bir gelenek hakim. Evet. Doğru. O da var. Yani oysa rızkın %99'u ticarettedir. Evet. %90 onun da yine %99'u cesarettedir. Yani cesur olmak lazım. Ticarete girmek lazım. Devletin şu anda gençlerimize özellikle söylüyorum. Ticaret yapmak isteyen ticaret yapsınlar, korkmasınlar. Devlet büyük imkan sağlıyor. Yani bugün KOSGEB olsun, TKDK olsun, Fırat Kalkınma Ajansı olsun. Gerçekten Kur'an'ın başındaki kıymetli müdürlerimiz samimiyetle çalışıyorlar. Yeter ki böyle halkımızdan birileri proje alsın götürsün, proje evet, versin, evet, evet. samimi olsun götürdüğü projede. Hakikaten ben bu işi yapmak niyetiyle bu projeyi getirdim diyen herkes de hiç kimseyi boş geri göndermiyor. Yeter ki ticarete girsinler, üretime girsinler. Üretim gerçekten zevkli bir iştir, güzel bir iştir. Kendileri de yapsınlar, gelecek nesillere de aktarsınlar. Ülkemizin bizim kurtuluş yönü başka bir şey yok Yunus Bey. Aynen öyle başkanım. Biz üretim yapmak zorundayız. Evet, ya tek bu ülkenin, reçete o yani. Kesinlikle bizim yeraltı madenlerimiz şunlar bunlarımız yok yani bu ülkenin. İşte pandemi sürecinde sınırlar kapandı. Ne üretiyorsan onunla yetinmek zorunda kalıyorsun. Evet. O yüzden küçüğü büyüğüne bakmamak lazım. Küçüğün bir tarafının köşesinden tutmak lazım ve üretim yapmak lazım. Ticaretle uğraşmak lazım. Ticaret hakikaten güzel bir iş. Bereketli bir iş. Zevkli bir iş. Kutsal da bir iş. Kutsal da bir iş. Evet. Hakikaten öyle. Başkanım Eser Tokgöz, bizim Eser abi, Bakkallar Bayiler Odası Denetim Kurulu Başkanı. Evet. Diyor ki bir önerim var diyor. Şudur, elimizde Elazığ'da bir hayal ürünü üretmek lazım. Mesela bir marka oluşturmak lazım gibi. Mesela diyor ki Eskişehir Yedicüceler gibi ya da Konya Mevlana gibi turizm olabilecek. İşte her şey istihdam oluşturacak ve yatırımcının ilgisini çekebilecek bir şey. Bir de Harputule Elazığ arasında bir teleferik ile ilgili Mehmet Bey'in fikri nedir diyor, olabilir mi? Ya, Sayın yani, Belediye Başkanımızın projeleri arasında vardı teleferik, yanlış. Sanki teleferik. Evet, ben de öyle bir şey hatırlıyorum. Öyle bir şey biliyorum onu tabii. O yani, belediyemizin işi. Evet, yani bu biraz daha tabii evet, hani müsiyat burada olmasa belki, güzel olur. Tabii yani fikir beyanı evet. anlamında düşünülebilir yani, olur. Yapılacak olan her şey bu ile çekilecek olan turizme bir katkı sunar. Destek olur. Turizm bu memleketin maalesef gerektiği kadar turizmden payını alamayan bir şehiriz Elazığ. Evet. Yani orada yapılacak olan her şey bu memlekete gelecek olan turizm sayısını, turist sayısını arttırmakla olur. Harput her siyasi dönemde Harput'u maalesef siyasetçilerimiz siyasete katıyor. Harput'a bunu yapacağız, şunu yapacağız dediler. Başkanım da duyuyordur. İnşallah başkanımdan beklentimiz fazla. Harput'a önem verilmesini istiyoruz. Hakikaten başta söyledikleri gibi kalmadılar şimdiye kadar. Ama Şahin Başkanım ben Harput'a gerekli önemi, ehemmiyeti vereceğine inanıyorum. Samimi buluyoruz çünkü sağ olsun kendisi de. Teleferik'te hatırladığım kadarıyla onun projesinde şimdi vardı. Orada sanırım bir YouTube'da falan videoları var. Bu yine bu virüs evet. pandemi nedeniyle herhalde açılış yapılmadı ama bir seyir terası gibi bir bitti. Şey herhalde bitmiş. Hemen hı-hı. bitti. Devam ediyor. Şimdi tabii Murat Bey miydi? Eser Tokgöz Bey. Eser Bey. Şimdi bizde de önce şeye de ihtiyacımız var. Yani Elazığ'da artık sanayi sitelerinin branşlaşması lazım. Yani şu karışık sanayi sisteminde mi çıkmamız lazım? Üretim sanayileri belli branşlar halinde olması lazım. Yani mobilyacılar sitesine ihtiyaç var. Başkanımın bu konuda da ciddi çalışmaları var. Hatta destek de veriyor. Mobilyacı oda başkanımız da sağ olsun uğraşıyorlar, gayret gösteriyorlar. Mobilyacılar
sitesi bir tarafta olsun, galericiler gibi branş branş sanayi olursa o çok daha makul yani aslında. Gelişme biraz daha hızlı olur. Tabii. Büyüme daha fazla olur. Yani insanların bugün sen bir baharat türü bir şeyler alacaksan kesinlikle ilk etapta gideceğin yer nere? Kapalı çarşı. Evet. Niye kapalı çarşı? Yani ihtiyacım eğer bir yerde yoksa bir yerde kesin var dersin. Mutlaka. Başkanım. Toplu. Yani insan ticaretle uğraşanların birbirlerine toplu bir şekilde oldukları takdirde o derece oranın iş potansiyeli mutlaka artar. Tabii Yunus ya. Yani kuyumcular çarşısı işte. Kuyumcular yani çarşısı. Altın yani, alacak bir kimse nereye gidecek ilk başta? Tabii, kuyumcular çarşısı var. Yakaşan'ın altına gidecek. Yani bunların evet derli toplu oluşu başkanım. Hani hem şehrin nasıl diyeyim yani yerleşim anlamında bir derlilik topluluk kazandırıyor ve evet, ticareti de canlandırıyor başkanım. Yani şimdi ben mesela küçükken çok düşünürdüm, derdim ki niye bunlar acaba hepsi yan yana, hani ben gideyim daha olmayan bir yerde açayım diye düşünürüm ama evet, tabii sonradan görüyorsunuz ki öyle değil işte. Tabii kuyumculuk içinde bir de bir güvenlik durumu var. Güvenlik i̇şte birlikteliğin olsun, öyle bir güvenlik durumu. İstediği ürünleri bir yerde bulamazsa hemen yan tarafında vatandaş, bulabilme ihtimali olan o en fazla müşteriyi cezbeden kalemlerden bir tanesidir yani. Tabii yan yana olabilmesi. Yani o da çok mantıklı evet. Yani üretimde de işte mobilya üretimi bir tarafta, ne bileyim daha böyle kimyasal üretimler belli başlı, hani kimyasal üretim yapan fabrikalar bir tarafta. Ya bir uzmanlaşma, evet, bir derileşme, toplulaştırma o noktada mantıklı. Başka evet, kurumlardan şey yaptık. Ondan bugüne Elazığ'ın ekonomisinde tabii teşvik yasalarında evet, özellikle Elazığ maalesef teşvik yönünden şanssızdır. Hiçbir zaman teşviki normal ilk çıktığı dönemden itibaren alan bir il olmadı. Bunu da biz her zaman için hep her platformda söylüyoruz. Elazığ biraz daha fazla devlete bağımlı olmanın bedelini ödüyor. Özellikle sanayi kesiminde her istediğimizi maalesef teşviği zamanında alamadık. Yani 6. bölge teşviği çıktı. 6. bölge teşviği çıktığında biz 6. bölgeden 2 yıl sonra faydalanabildik. 2 yıl içerisinde de bu yatırım yapacak insanların birçoğu bu bölgede yatırımlarını yaptı. Yani bir tekstilde özellikle bu sonki şeyde biliyorsunuz tekstil sektörü istihdamın en fazla evet, yüksek olduğu emek sektörlerden yoğun emek yoğun evet, bir üretim. Batman müthiş derecede şu anda Elazığ'daki tekstil sektöründe yanılmıyorsam yani son açılan fabrikalarda herhalde 7-8 bin civarlarında bir istihdam sayımız oldu ki son açılan bir yıl içerisinde 6. bölge teşviğiyle birlikte olan bu sayı. Batman'da şu anda yaklaşık 30 bin civarlarında. Van'da tekstil sanayi, sırf tekstil kent diye sanayi siteleri kuruldu. Bu 2 yıl gibi kısa bir zaman zarfı içerisinde. Çünkü İstanbul bu bölgede, Marmara'da bölge, o bölgede yatırım yapan, tekstil sektöründe uğraşan insanlar o bölgede hem hayatın pahalılığı hem de artık çalıştıracak eleman bulamadıklarından dolayı, bir de devletin vermiş olduğu teşvik imkanlarından dolayı üretim tesislerini tamamen doğuya kaldırdılar. Tabii tekstil nereden başlar? Aslında ta Avrupa'dan böyle yavaş 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 kayıyor. Evet. Ya bizden de aynen, bizde de Türkiye'de de Marmara bölgesindeydi. Böyle evet, kaya gelip bu tarafa gidecek. Niye? Kar marjı daha yüksek. Teknoloji ağırlıklı ürünlere insanlar para kazandıkça tabii, sektör onlar değiştiriyorlar. Aynen öyle başkanım. Hani, kayıyor. Şimdi ürünün, doğuya doğru aynen kayıyor. Öyle. Yani onlar yenisine daha sermaye yoğunlara geçerken 6. bölge teşviğine maalesef zamanında giremediğimiz için abi biz tekstil konusunda özellikle yatırım alamadık. Yatırımcı çekemedik memleketimize. Yani bu niye? 2 yıl sonra alındı. 2 yıl sonra teşviğe girdik. Bu meyanda 7-8 tane tekstil firması geldi. İyi bir firma geldi. Epey de adam geldi Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ne. Ciddi yatırımcılar geldi. İşte Saka Tekstil var, SMM Tekstil var, Gala Tekstil var, Yedi Başak Tekstil var, LCYKK var. Evet, bunlar evet, aklıma gelenler reklamları olsun diye de söylüyoruz. Tabii bu Elazığ'a yatırım yapmış olan insanların hepsinin başımızın üstünde evet, yeri var Yunus Bey. Şimdi bunlar ciddi yatırım yaptılar. Fakat işte son bir ani bir kararla Elazığ 6. bölge teşviğinden geçen yıl durdurulacak diye bir şey geldi. Sağ olsun bu konuda milletvekillerimiz bunda emek verdiler. Metin Bey özellikle ciddi destek verdi. Diğerlerle birlikte toplanarak gittiler. Sayın vekillerimiz Cumhurbaşkanı'yla da görüştüler. Bu süreci biraz daha 2021'in sonuna kadar uzattılar. Bu süreç içerisinde insanlar ümit ederiz ki iyi tekrar yatırımcılar gelir.
teşvik belgelerini alırlar. İlimizde de yatırım yapmak insanlar. Bu süre 6. bölge teşviği cidden önemli. İleriye yönelik yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız bu teşvik belgelerini alsınlar. Çünkü aldıkları belge, yatırım teşvik belgesini çıkartıp da hemen yatırım yapmak diye bir mecburiyeti yok. Bunun 10 yıl gibi bir süresi var. Bugün belgeyi alıp yani o gün içerisinde belgeyi alır, yatırımı tabii yapabilir. Tabii yatırım teşviğini alır. O 2 yıl, 3 yıl içerisinde kısmi olarak başlayabilir. Ama alsınlar. Yarın büyük bir eksiklik olabilir. Kendi üretime gireceği zaman kendi sektöründeki birisiyle rekabet edebilme şansı olmaz. Eksik olarak geldi. 6. bölge teşviğinde Elazığ girdiği dönemde eski yatırımcılar bundan çok fazla faydalanamadılar maalesef. Niye faydalanamadılar? Sadece eski yatırımcılara devlet şöyle bir şey dedi orada. 500 bin lira yatırım 50 kişi çalıştırıyorsun. 500 bin liralık yatırım yapacaksın. 50'den sonra alacağın her bir kişiyi 6. bölge teşviğinden faydalandırırım dedi. Ha. Yani öncekilere, 50 kişi çalışıyorsa 50 kişi yok, 51. kişi de itibaren. Bu da biraz daha aslında yanlış bir uygulamaydı. Bu uygulama olmaması lazımdı. Bu uygulama ne demektir? Eski yatırımcıyı bitirmek demektir. Eski yatırımcının tecrübesini tabii, bitirmek demektir. Şimdi aynı yan yana aynı sektörde faaliyet gösteren iki firma, biri sıfırdan kurmuş, yeni teşvik imkanlarında faydalanıyor. Aylık 70 lira, 100 lira SSK prim bedeli öderken yanındaki 20 yıllık, 30 yıllık tecrübesi olan bu ülkenin en büyük şeylerinden bir tanesi budur Yunus Bey. Emek'e saygı yok. Maalesef. Aynen bu. Yani burada çok uzun yıllardan beri kesinlikle emeğe saygı yok. 30-20 yıllık 30 yıllık tecrübeli firma gelip onunla rekabet, şimdi 1.500 TL SSK primi ödeyenle 100 TL SSK primi ödeyen iki işletme rekabette devam edebilme şansı var mı 100 lira ödeyenle? Mümkün değil. Hele ki emek yoğun bir ve bu adam çok kolay da tam tersi olması lazım. Evet. Sen bilgiyi ve tecrübeyi desteklemen lazım burada arkadaş. Adamın 20 yıllık 30 yıllık burada evet. tecrübesi var. Evet. Sen onu bir anda elinin tersiyle itiyorsun. Yeniden sanayici üretiyorsun. Sen yeniden sanayici üretmeye ne zaman ihtiyacın olur? Mevcut tesis senin ihtiyaçlarına cevap veremez. Ek tesislere ihtiyacın olur. Ek üretimlere ihtiyacın olur. Sen o zaman o ek mevcutlar ihtiyacı karşılamadığı için tekrar o sektörde ithalatı kesmek için yeni o sektördeki kalemleri destekleyebilirsin. Ama senin ihtiyacın cevap veriyorsa ve o sektörde tekrar onun karşısında düşük teşvikten faydalanan insanları getirip onun yanında rekabet ettirmeye aslında hakkı yoktur. Bu da yanlış bir uygulama var. Yine olsun, memleket teşvik, yatırım lazım, sanayi lazım, üretim lazım. Çünkü bizim başka şansımız yok. Yani ülke olarak da başka aynen şansımız yani, yok. Biz dediğimiz gibi yani bu işin tek üretim, reçetesi ilacı bu. Üretim, istihdam aynen. yapmak zorundayız. Şimdi evet. ülkede inşaat sektörü ağırlıklı maalesef ülkenin ana lokomotif konumunda olan inşaat sektörü gidiyor. Bu inşaat sektörü hep böyle devam etmez. Yani illa bir yerde duracak. Evet. Yani nihayetinde 2018'de olduğu gibi en yakın tarihte 2018'de ülkemize ciddi bir baskı vardı. Hı-hı. Bronson kriziyle Hı-hı. birlikte Amerika bize kurda ciddi baskılar yaptılar. İşte kur nereden nereye geldi. Ama senin üretim sanayin güçlü olursa, cari açığın fazla olmazsa, valla kasan da aynen dolu öyle. Olursa sana hiç da, kimse evet. baskı aynen. yapamaz. Güçlü dururuz en azından. Güçlü yani durursun. Çünkü şeysin, borçlusun adamlara. Yani aynen ne cari açığın fazla. Paran senin adamların elinde. Evet. Yani haklı olarak diyor ki al paranı ver benim paramı tabii. diyor. TL'nin benim elimde diyor. Aynen ben bunlara başkanım. Fırsat vermemek için üretim, sanayi bunun desteklenmesi lazım Yunus Bey. Başkanım ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik. Bitti yani, mi süremiz? Daha konuşmamız gereken şeyler de vardı. Farkındayım. Evet.
Kusurumuza bakmayın, inşallah başka bir hafta devam edeceğiz. Mutlaka bir program. Asgari ücretimiz vardı. Asgari ücret vardı, giremedik. İlin sorunları evet, vardı. Evet, ilin daha detaylı kısımlarına giremedik. İnşallah ilerleyen haftalarda başkanım, onun için de ayrı bir program yaparız. İnşallah. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok istifade ettik size. Size Kanal 23 ailesine bizleri davet ettiğiniz için, böyle bir imkan sağladığınız için sizlere de teşekkür ederim. Ekranları başlarında bizleri de sabırla izleyen kıymetli hemşerimize de saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Bu hafta da süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.